Tanrı isyan eden melekleri gökyüzünden kovduğu zaman başlarına gelecek felaket mühürlenmişti. Cennetin göz kamaştırıcı ışığında yaşamış olan bu ruhsal varlıkların günahları için bir özürleri yoktu. Ama günahın bulaştığı insanlar için Tanrı'nın kendisine güvenirlerse onları geri almayı amaçlayan bir planı vardı. Yine de günahın sonuçları vardı. Tanrı nasıl Lucifer'i ve onun kötü meleklerini göksel cennetten dışarı çıkardıysa, aynı şekilde şimdi adamı ve karısını da yersel cennetten dışarı çıkardı. Rab Tanrı onları bahçeden kovduktan sonra yaşam ağacının yolunu denetlemek için Adem bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Yaşam ağacı bahçenin ortasındaki özel bir ağaçtı. Yalnızca mükemmel olan kişiler ondan yiyebilirlerdi. Adem ve Havva artık mükemmel değillerdi. Günah işlemişlerdi. Yaşlanmaları ve ölmeleri gerekiyordu. Yüce Yaratıcımız Tanrı kutsaldır. Bu ifade onun saf, temiz, mükemmel ve doğru olduğu anlamına gelir. Tanrı kutsal doğası ve kutsal yasaları nedeniyle günahı ölümüyle yaşam kaynağından ayrı olmak, cezalandırmak zorundadır. Bazı kişiler Tanrı'nın öylesine büyük olduğunu düşünürler ki onun kendi koymuş olduğu yasaları önemsemeyeceğini sanırlar. Yargıcın ülkenin yasalarını yerine getirmeyi reddettiği bir mahkemeyi zihninizde canlandırın. Böyle bir yargıcın büyük olduğunu söyler misiniz? Hakemin oyunun kurallarını önemsemediği bir futbol maçı düşünün. Böyle bir hakemi büyük bir hakem mi yoksa kötü bir hakem olarak mı adlandırırsınız? Şeytan Havva'nın yaratıcısının kurallarını yerine getirmeyeceğine, yasayı ihlal edenleri ölümle cezalandırmayacağına inanmasını istedi. Ama evrenin adil kralı ve yargıcı sözünü her zaman yerine getirir. Tanrı büyüktür. Ona güvenebilirsiniz. Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu. Sevgi ve sadakat önün sıra gider. Bakalım bu bilmeceyi yanıtlayabilecek misiniz? Şeytan ve insanlar Rabbin yapamayacağı neyi yapabilirler? Bu sorunun yanıtını Tanrı'nın sözüyle verelim. Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Bir kez kutsallığım üzerine ant içtim. Evrenin kralı verdiği sözünden geri dönemez.